Annem hala odasında mı Seher? Odasında efendim, hazırlanıyor. Artık şu iş bitsin. Hepimiz iyice gerildik. Anneniz için de hiç kolay bir durum değil. Kimse için kolay değil. Ben bir gidip bakayım. Anne iyi misin? İyiyim oğlum. Aylin Hanım, eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız Nihat Bey'in vasiyetinin okunmasını bir başka güne bırakabiliriz. Lüzumu yok. Bugün bu işi sonlandıralım Ziya Bey. Ben artık eşimin anılarıyla baş başa kalmak istiyorum. Evet, evet. Annemin dediği gibi. Daha sonraya bırakmanın hiçbir anlamı yok. Pekala. Kardeşimiz var. Nihat Selimoğlu'nun iki tane oğlu var. Kardeşim Gökhan ve ben. İki. Anladınız mı? İki. Bir kız kardeşiniz daha var Hakan. Anne. Bunu biliyor muydun? İnanamıyorum. Ne zaman oldu bu kız? Anneniz ve babanız 2 yıldır ayrı yaşıyordu, biliyorsunuz. Boşanmak üzereydiler. O süre içinde Nihat Bey'in kısa süreli bir ilişkisi olmuş. Aylin Hanım, inanın Nihat Bey bu ilişkiden dolayı çok pişmandı. Ama kadının hamile olduğunu öğrenince... Çok güzel ya. Kadın nerede? Duydu tabii babamın öldüğünü. Aç kurtlar gibi saldırdı değil mi? Bu işler hep böyledir zaten. Aç gözlü fırsatçılar. Kızın annesi doğum sırasında ölmüş. Bitti!
Babanız çocuğunu evlatlık olarak vermiş. Başka bir ailenin yanında. Güzel. Bundan sonra da onlar baksın o zaman. Babamın göndermiş olduğu düzenli aylık ne kadarsa söyleyin. Bundan sonra da göndermeye devam edeyim. İşteyse bu kadarını yapalım. Kimseye tek kuruş göndermiyoruz. Babanızın istediği bu değil. Neymiş babamızın isteği? Bizi bu yaştan sonra herkese rezil etmek mi? Abi sakin ol. Kardeşinizin... Kardeşiniz falan deyip durmayın. Babamın iki tane çocuğu var. Şu an ikisi de burada. Onun bu evde ve sizin sahip olduğunuz her şeyden faydalanarak yaşamasını istiyorum. Bu evde mi? Bu duruma alışsanız iyi olur Aylin Hanım. Zeynep sizin öz kardeşiniz. Bir ilişki yaşadığını anlatmıştı. Ama çok pişmanım dedi. Af diledi. Ben babanızı affettim. Neredeyse 10 yıl oluyor. O zamanlar çok üstünde durmadım çünkü zaten ayrıydık. Ama bir çocuk. Bir çocuk. Nihat Bey vicdan azabı içinde öldü Aylin Hanım. Hem size karşı hem o günahsız çocuğa karşı. Baba, bana spor ayakkabı aldın değil mi? Yarın beden dersim var. Aldım. Anne öpücüğüm. Baba, bana almadın mı? Almam mı kızım? Al bilezi. O zaman ben ne giyeceğim? Hayır, olmaz Zeyno. Anne, bak bu daha güzel değil mi? Yapma kızım. Aa, ikisi de aynı kızım. Aa. Hayır, bu daha güzel işte. Gözü doymak bilmiyor Mehmet. Vallahi bu kız bizim kızımız. Mehmet. Ne yapıyorsun Zehra çocukların yanında? Ne anlayacaklar canım? Bunca yıldır ben anlamadım. O küçücük akıllarıyla onlar mı anlayacak? İkisi de Zeynep. Birini ben doğurdum. Birini başkası. Birini ben karnımda taşıdım. Ötekini kendi anası. O yavrunun anası öldü. Hangisi ama Mehmet, hangisi? Keşke bilebilseydim. Bunu asla bilemeyeceğiz Zehra. Ben sadece bilmek istiyorum Mehmet. Bunca yıldır ben analık ettim onlara. Bundan sonra mı vazgeçeceğim canım? Bilseydik belki ayırırdık. Biri bizim kanımızdan, öteki elin ciğerinden derdik. Demem Mehmet, vallahi da billahi de demem. Gel inat etme bak, gel gidip öğrenelim. Bu işin testi var, doktoru var. Benim de Allah'ım var, vicdanım var. Kimin kanından olduysa oldu. Bana ne? Yıllardır benim canımda yaşıyor. Görmediğimiz bir çocukla ilgilenmiyoruz, tamam mı? Babamızın günahı bizi hiç ilgilendirmiyor. Nihat Bey yaşarken karşınıza çıkıp size anlatacak cesareti bulamadı kendisinde. Ama artık her şeyi bilmenizi istiyor. Siz de şunu iyi bilin ki bizim için geçmiş iş bitmiş iştir.
Bu kadar yeter. Ben daha fazla dinlemek istemiyorum. Ben kocamın çocuğu hakkında her şeyi bilmek istiyorum. Anne. Anlasın Ziya Bey. Bu çocuklar daha doğdukları gün birbirine karıştılar. Onun babasını kızımızın doğduğu gün hastanede gördüm. Perişandı. Sayıklar bir vaziyette çocuğun ortada kalacağını söylüyordu. Neyin var dediğimde benden yardım istedi. Çocuğuna sahip çıkabilir misin dediğinde ne yapacağımı şaşırdım. Çocuğa bakamayacak da bir adama benzemiyordu. Ama hali perişan, yardım edemeyeceğim, bu sorunun altına giremeyeceğimi söylesem de ısrar ediyor. Keşke elimden bir şey gelebilseydi. Döndüğümde adam yoktu. Kızımızı tekrar görmek için camın önüne gittiğimde daha kendi çocuğumuzu kucağımıza almamışken bir de baktım ki bizim çocuğun yanında başka bir çocuk daha var. Kendi çocuğunu bizim çocuğun yanına bırakıp gizlice gitmişti adam. Örtüleri aynı. Tulumları aynı. Yüzleri bile aynı. Birbirinden ayırmak mümkün değil. O an anladım ki o bebeği sahiplenmek benim boynumun borcu. Allah'ım sen büyüksün dedi. İkisinin de alnımda öptü. Allah onları birbirinden ayırmadan büyütmemizi istedi Zehra. Onları biz mi ayıracağız? Canım ayırmayız elbet ama bir soruşturmadın sen de. Bu iki yavrun arasına özlük üyelik sokamam ben. Benim kanımdan olması da ikisi de benim canımdan. Ama nasıl biliyorsan öyle yap. Ay ben kötülüğüne diyorum sanki. Yani bir arayıp sorsan ne olur? Kendi kanımdan olanı bilsem ne olur Mehmet? Ben ikisinin de adını boşuna mı Zeynep koydum? İkisi de benim kızım. Soruşturup durusu yuvalandırmanın halim yok. Aman iyi, öf. O adam iki aydır kızın parasını göndermedi. Evin kirasını da ödeyemedik. Bunları bir alçalık. Bulunmuyor işte Mehmet. Adamı arasan. Niye göndermemiş bir sorsan. Hem adam öldü mü kaldı mı merak ettim Mehmet. Bir ara sor işte. Niye göndermemiş bir öğren. Ben dilenci değilim. Sayende fakir ama gururluyuz Mehmet. Benim ama ilk önce onu babam bana almıştı. Ama sen istemedin. Aa. Ya hayır benim o. Bak sen şu lütfen tepsisi. Lütfen yapma. Sen ya benim kanımdan değilsin belli ya. Ama sen ya Zeynep. Ah bir emin olabilsem. Anne. Kızlar. Zeynep hayır. Zeyno. Niye itiyorsun kardeşini? Allah Allah. Ya hayır. Ya bırak. Ya benim dedim sana. Benim oldum. Bırak. Ah Nihat. Senin yokluğuna mı alışayım? Senden geriye kalan çocuğa mı? Şimdi ben ne yapayım?
Allah'ım beni neyle sınıyorsun? Annem hazırlanıyor mu? Hanımefendi yemeği yemeyeceğini söyledi efendim. Olmaz öyle şey. Abi, bırak dinlensin biraz. Bugün onun için zor bir gündü. Benim için kolay olduğunu kim söyledi sana? Aklım almıyor ya. Şu babamın yaptığına bak. Olan olmuş bir kere. Hem ne yaşandıysa annemle ayrı oldukları dönemde yaşanmış. Benim derdim babamın kırdığı cevizler değil. Benim derdim o kız. Senin de aklın karıştı değil mi? Yani bir kardeşimizin olduğunu daha öğrenmek. Hem üstelik küçük bir kız çocuğu. Benim aklım son derece net. O kızı istemiyorum. Bu evden içeriye giremeyecek. Girecek. Anne. Babanız nasıl olmasını istiyorsa öyle olacak. Yarın gidip kardeşinizi bulun. Sonra da onu buraya getirin. Evine. Baba, benimkine pembe tokatak olur mu? Olur kızım. Senin tokan nerede Zeynep? Benimkisini Zeyno aldı baba. Yalancı, bu benim de zaten. Seninki kırıldı. Sonra benimkini aldım. Niye yalan söylüyorsun kızım? Ben yalan söylemiyorum. O yalan söylüyor. Bir günde dövüşmeyin olmaz mı? Dövüşmüyor benim kızlarım. Kardeş kardeş geçiniyorlar değil mi Mehmet? Allah'ım yarabbim. Gel benim ipek saçlı kızım. Bugün gider sana yeni toka alırım ben. Merak etme sen. Ne renk olsun toka? Fark etmez. Etmez olur mu hiç? Fark eder tabii ki. En sevdiğin renk hangisi? Pembe. Pembe benimki. Seninkisi başka renk olsun. En sevdiğin ikinci renk hangisi? Açık pembe. Merhaba efendim. Buyurun. Kime baktınız? Mehmet Solmaz. Siz misiniz? Evet benim. Ben avukat Ziya Cansever. Ay bak görüyor musun Mehmet? İki ay kirayı ödemedik kapımıza icra geldi. Ben sana dediydim. Ara bir adamı sor dediydim Mehmet. Sus be kadın. Sus. Hayır hayır. Biz onun için gelmedik. Niçin geldiniz? Biz Zeynep için geldik. Zeynep? Zeynep. Nasılsın? İyiyim. Demek Zeynep senin adın. Benim adım da Zeynep. Öyle mi? Sen komşunun kızı mısın? Hayır, ben babamın kızıyım. Ben de babamın kızıyım. Peki, tamam tamam. O zaman hanginiz Zeynep Solmaz, o parmak kaldırsın bakayım. Benim adım Zeynep Solmaz. Benim adım da Zeynep Solmaz. Senin adı Zeynep. Ama... Hangisi sizin çocuğunuz? İkisi de. İkisi de benim çocuğum. Hem siz niye geldiniz? Sizi kim gönderdi? Ben Nihat Selimoğlu'nun avukatıyım. Bu da Nihat Bey'in oğlu. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nihat Bey nasıllar? Sizinle biraz yalnız konuşabilir miyiz? Anne, Gökhan'ın o kızı almaya gittiği doğru mu? Kardeşini getirmeye gitti, evet. İnanamıyorum sana anne ya, inanamıyorum. O kızın hayatımıza girmesine nasıl müsaade edebilirsin? Zeynep küçük bir kız çocuğu Hakan, ondan bir caniymiş gibi söz etmekten vazgeç. Anne, o küçük kız çocuğu babamın seni aldattığı kadından olma. Bu babanın da bizim aramızdaki mesele. O küçük kız bütün bunların yaşanmasının sebebi değil. Tersine biz onun sebebiyiz. Zeynep'i babandan kalan bir hatıra gibi görmeliyiz. Bende babamdan yeterince hatıra var anne. Başka hatıra istemiyor. Ayrıca başkasının çocuğunu sen nasıl kabullenebiliyorsun? Bunu da anlamış değilim. Kadın ölmüş. Yok. Baban da yok. Ama ortada ondan kalma bir kız çocuğu var geride. Benim için de kolay değil ama...
Bu kızı bana babanızın vasiyeti. Çok düşündüm. Dinen de, fikren de, kalben de babanızın bu isteğini kabul etmek zorundayım. O çocuğu bu evde istemiyorum anne. Burası senin de babanın evi, Zeynep'in de babasının evi. Hakan! Demek Nihat Bey öldü. Tanımam etmem ama iyi adamdı. Bunca yıldır bize para gönderdi Zeynep için. Mehmet, bak adamcağız öldüğü için iki aydır para gönderemiyormuş. Allah rahmet eylesin. Allah size de sabırlar versin. Oğluydunuz değil mi? Evet, ben oğluyum. Biz de bunca yıldır rahmetlinin kızına bakıyoruz. Vallahi kendi kardeşini öz kızımdan ayırmadım. Rahmetlinin kızı. Sizin de kardeşiniz oluyor doğal olarak. Zehra, sen çıkıp çocuklara baksana ne yapıyorlar. Canım ne yapacaklar, oynuyorlardır işte. Zehra. İyi madem. Ben gideyim bir kızlara bakayım. Sizin de konuşacak laflarınız vardır uzun uzun. Miras falan. Bizim buraya geliş sebebimiz... Ben kızımı kimseye vermem. Nasıl Salih Bey, iyi mi? İyiyim anne, iyiyim. Sen kalkmıyorsun, dinlen biraz. Dinlensin tabii ya. Duydun değil mi çocuğum, kalkmayacaksın. Verdin annemin ağzına lafı. Artık sıkıysa kalk bu yataktan. Ama yarın hastaneye bekliyorum Hakan. Adam akıllı bir tetkik edelim. Hem ameliyattan sonra fazla görmedik seni. Ben iyileştim Salih abi. Yani bir daha o hastaneye gitmem. Sen bir gel. Testlerimizi yapalım, içimiz rahat olsun. Tamam mı? Bakarız. Nasıl Salih Bey? Korkulacak bir şey yok değil mi? Testler yapılsın, ancak o zaman net bir şey söyleyebilirim. Bir dakika. Hakan ameliyattan sonra iyileşti demiştiniz. Bu tür vakalarda bazen tam olarak iyileşme söz konusu olmayabiliyor. Ne diyorsunuz siz? Hemen telaşlanmayın. Ben sadece... Sakın bana yeniden oğlun kanser demeyin doktor bey. Bunu bir daha yaşayamam. Aylin Hanım, size böyle bir şey söylemiyorum. Belki de basit bir enfeksiyondur. Testler yapılmadan hiçbir şey söyleyemem. Lütfen siz de gereksiz yere kendinizi üzmeyin. Ben doktor olarak sizi her türlü durumdan haberdar etmek durumundayım. Allah'ım sen koru yarabbim. Yavrum bana bağışla. Nihat Bey kızı Zeynep'in kendi evinde ve öz kardeşleriyle birlikte yaşamasını istiyor. Bana kadar neredeymiş? Onu bu yaşına kadar ben büyüttüm. Hastalandı başında bekledik. Yemedim yedirdim, içmedim içirdim. Şu kapıdan onsuz hiçbir yere gitmedim. Okula onu elimle ben götürdüm. Benim göğsüm kabardı. Nihat Bey'in değil. Yere düştü dizindeki çamuru ben temizledim. Ateşlendi kaç kere. Midesi bulandı. Avucuma kustu. Tiksinmedim. İğrenmedim. Elin kızı demedim. Benim kızım dedim. Bakın. Mesele paraysa eğer... Mesele para değil beyefendi. Mesele sevgi. Babanız aklını kullanabilirse talih kuşu getirdiler kızım. Hem de ne talih kuşu. Yeye bitmez artık. Anne, o amcalardan bir tanesi niye hep bana bakıyordu? Talih kuşunu kime vereceğiz diyor kızım. Bana versinler. Bana daha çok baktı. Hiç bakma yakalaydı. İkinize de en çok ben baktım ama nerede anlayacak adam?
Talih kuşu bana kon. Göreceğiz bakalım hanginizin başına konacağını. Benim başıma. Öyle talih kuşu mu olur be? Ver şunu. Anne ya. Ay aman kızlar ne yapıyorsunuz ya? Didişmeyin. Ver şunu Zeyno. Acaba hanginiz benim kızımsınız? Benim Zeynep bırak. Hayır. Hayır benim o. Zeynep yumuşak başlı, iyi huylu. Zeyno asi, hırslı. Bence sen benim kızım değilsin ya. Kızlar. Ya benim. Ay didişmeyin artık ya. Öf. Ya Zeynep lütfen ver şunu. Bakın siz bizi yanlış anladınız. Beni ve bunca yıl babalık yapmışsınız. Sizi anlıyoruz. Onu kendi kızınızdan ayırt etmemişsiniz. Etmedim. Ama onun her şeyden önce iki abisi var. İki öz abi. Kendi kanından. Ben Zeynep'e bir tek kanım veremedim. Ama ona bir babanın verebileceği her şeyi verdim. O benim canım, ciğerim. Ben onsuz nasıl yaşarım? Ne olur etmeyin. Lütfen üzülmeyin. Zeynep'i istediğiniz zaman gelip görebilirsiniz. Ben onu sizden koparmak için gelmedim. Ben sadece kardeşimi tanımak istiyorum. Babamın son isteği buymuş. Lütfen bizi anlayın. İnanın en doğrusunu yapıyorsunuz Mehmet Bey. Tamam mı? İzin veriyorsunuz değil mi? Zeynep'in artık gerçek ailesiyle birlikte yaşamasına lütfen karşı çıkmayın. Bu onun için çok iyi olacak. Ona her türlü imkanı sağlayabiliriz. Okul hayatını, geleceğini bir düşünün. Siz ona bizim verebileceğimizden daha fazlasını veremezsiniz. Zeynep'e ait olduğu yere götürmemize izin verin Mehmet Bey. Lütfen. İnanın bu onun için en hayırlısı olacak. Olmaz. Hiç değilse tanışalım. Kardeşimi tanımama müsaade edersiniz herhalde. Hiç değilse bu kadarına. Siz burada kalın. Ben kızları getireceğim. Şey, bence babamın çocuğu olan Zeynep'i getirseniz daha iyi olur. Yani siz sadece bizim Zeynep'i çağırabilir misiniz? Çağıramam. Neden? Çünkü bilmiyorum. Neyi bilmiyorsunuz? Hangisi benim öz kızım bilmiyorum. Ben bunca zaman hangisi başkasının, hangisi benim kızım bilmedim. Nasıl? Nasıl yani? Daha hastanede doğdukları gün karıştılar birbirlerine. O yüzden ikisinin de ismini Zeynep koydum. Ne? Bir dakika, bir dakika ya. Bu iki kızdan hangisi benim kardeşim? Nasıl anlayacağız? Hangisinin senin kardeşini olduğunu anlamak çok basit. Mehmet Bey'den ve çocuklardan birer kan örneği alırız. Böylece anlaşılır. Ben kanmış, örnekmiş. Öyle şey bilmem. Bunca zaman merak etmedim. Şimdi merak edeceğim. Kızlar orada. Gidin bakın. Seçebiliyorsanız kardeşim, gidin tanışın. Nasıl yani ya? Böyle cahillik mi olur? Benim cahil aklım anca bu kadarına erdi. Dedi ki aman Mehmet. Bu yavru can babası etmiş bir cahillik. Masumun günahı. Sen etme, eyleme. Öz çocuğumla ayırıp da günaha girme. Tabii, ben elektrikçiyim. Siz zengin. Daha iyisini bilirsiniz. Hastanede sizden ve çocuktan alınan bir kan örneği Mehmet Bey. Hastane hastane bilmem ben. Olur mu canım öyle şey? Ben bunca seneden sonra bu kız başkasını, al bu kız senin dedirtmem kimseye. Sizin paranız varsa benim de vicdanım var. Bitti mi? Bitti. Halloldu inşallah. Merhaba. Benim adım Gökhan. Şimdi söyleyin bakalım. Hanginizin adı Zeynep, hanginizin adı Zeyno? Onun ismi Zeynep, benim ismim Zeyno. Aslı ikimizin adı da Zeynep. Babam bizi birbirimizden ayırmamak için ismimizi aynı koymuş. Elbiselerimiz de aynıdır. Oyuncaklarımız da aynı. Ne kadar güzel gözlerin var senin de. Senin de çok güzel saçların varmış. Benim
Benimkilerim de örgülerini açınca kocaman oluyor. Annem de saçlarını. Maşallah çok gür saçları var abisi. Artık kime çektiyse. İzniniz olursa yine gelmek isterim. Kızları çok sevdim. Ay gelin tabii gelin, bekleriz biz. Tekrar görüşeceğiz Zeynep. Vallahi çok şaşkınım. Daha önce böyle bir durumla hiç karşılaşmadım. Acaba hangisi benim kardeşim? Ne adamı ne de çocukları mahkeme kararı çıkarıp hastaneye götüremeyiz. O zaman hislerimizle hareket edeceğiz. İnşallah yanlış bir şey yapmayız. İnşallah. Şimdi? Adam kardeşini tanımak istiyorsan gel tanı. Hakkındır. Ama çocuk benim. Kimseye vermem diyor. Bunun niyeti belli. Para sızdırmak için sözde kızları ben büyüttüm aslında. Abi durum öyle değil. Adamın halini bir görsen böyle demezsin. Kızlar birbirine benziyor mu? Aynı kıyafetleri giyiyorlar. Saçları aynı kesilmiş. Her şeyleri aynı. Adam ikiz gibi bakmış kızlara. Ama yüzleri, ifadeleri, tipleri farklı. Diyelim babanızın çocuğunun hangisi olduğunu bulduk. Bu adam yine de bize çocuğu vermeyecek yani. Öyle mi? Aynen öyle. Kesinlikle çocuğu vermem diyor. Bu adamın parayla, servetle, mirasla hiç işi yok. Saf kardeşim benim. Adam işin kurnazlığında. Kızı mı istiyorsunuz? O zaman ikisini de alacaksınız diyor. Yok bunca yıl bakmış da, büyütmüş de, yok yememiş içmiş de. Uyanık olun biraz. Yani senin iyi amcanın numarası şu kardeşim. Bir kızın hak ettiği neyse diğerine de aynısını vereceksiniz. Baban yüksek tahsilli kızım. Soruyu da bilir, cevabı da. Her şeyi bilir o. Zehra. Aman ne? Yalan mı? Zeynep kızım, sen bunu sabah öğretmenine sorsan olur mu yavrum? Ben bilemedim şimdi akşam akşam. Bir de sabah sabah sorsunlar istersen Mehmet ha. Belki o vakit bilirsin. Hadi bakalım. Saat geç oldu. Sabah erken kalkacaksınız. Benimki bitti zaten. Aferin benim kızıma. Benimki de bitti. İyi geceler babacığım. İyi geceler yavrum. İyi geceler babacığım. İyi geceler kızım. Baba, o amcalar yine gelecekler mi? Bilmiyorum kızım. Annem başımıza talih kuşu kondu dedi. Hadi bakalım yatağa kızım. Hadi bakayım. Allah'ım sen yardım et. Ne tersizdensiz laf ediyorsun sen? Ama sen öyle dedin anne. Bak hala konuşuyor. Bir uyumayın siz. Konacağım ben tepenize. Talih kuşuymuş. Hadi, hadi. Zehra! Zehra! Zehra, Zehra. Bıktım vallahi ya. Ne var Mehmet? Çocukları yatırayım, geliyorum. Allah Allah. Peki ne yapacağız çocuklar? Hiçbir şey.
Ya babamızın vasiyeti? Denedik olmadı. Allah Allah. Akıllı olun biraz ya. Kurnaz bir adamla karşı karşıyayız. İki çocuğu da bize vermek istiyor. Ya ikisini de nüfusunuzu alırsınız ya da kızı vermem diyor. Ya adam basit bir elektrikçi. Karnını zar zor doyuruyor. Düzenli bir işi bile yok. Bunca yıl çocukları kimseye yıkmaya çalışmamış. Bu saatten sonra mı yıkmaya çalışacak? Ya şu amele kadar aklın yok senin. Adam babamın öldüğünü öğrendi. E mirasın olduğu da aşikar. Zengin kapı belli. Avukata babamın gönderdiği parayı düzenli olarak göndermesini söyledim. İyi halt ettin. Ya sen beni deli mi edeceksin? Ne var bunda oğlum? Umut var anne, umut. Siz o adama para vermeye devam ettiğiniz sürece adamın bu aileyle olan ilişkisi kesilmez. Kesilmesin zaten. O evde kardeşimiz var. Kardeşimiz deyip durma şuna. Çok istiyorsan senin cici kardeşin olsun. Benim hiçbir şeyim olamaz o. O kız babamızın kanını taşıyor. İyi, git kendi payına ne düşüyorsa onu paylaş. Benden zırnık çıkmaz o kıza. Sende hiç vicdan yok mu ya? Var. Sendeki akıl kadar var. Yeter. İkiniz de susun. Kızlara başınıza talih kuşu mu kondu dedin? Canım ne var bunda? Niye akıllarına böyle şeyler sokuyorsun Zehra? Mehmet. Sen onu bırak da. Ne olmuş anlatsana. Adam ölmüş mü ha? Ölmüş. Allah rahmet eylesin. Öz kızına mirasından pay bırakmış mı? Eğer o kızları bir kere görsen, yüzlerine bir kere baksan böyle demezdin. Ne o amele babalarının ne de o kızların yüzlerini bile görmek istemiyorum. Ben istiyorum. Ne? Ben kızlarla tanışmak istiyorum. Pes. O eve mi gideceksin anne? Bravo. Hayır, kızlar bu eve gelecek. Bir süre bizde misafir olsunlar. İkisi de mi? Başka şansımız var mı? Birinden biri babama çok benziyor olabilir. Bunu biz anlayamasak bile annem belki anlar. Nasıl anlayacak? Ne bileyim. Biz hissedemiyorsak bile annem hissedebilir. Mesela birinin gözleri babama benziyor, diğerinin hiç alakası yok. Birinin saçları çok gür, birinki zayıf, cılız. Yüzleri, ifadeleri farklı. Biz bunu anlayamasak bile belki annem anlayabilir. Yarın kızları getir. Bir hafta bizde misafir kalsınlar de. Ne haliniz varsa gelin. Ay merak ediyorum Mehmet, bir anlatsana. Bunca yıl çocuklarına baktık. Belki bize de bir şey bırakmıştır. Avukat ne dedi? Ay konuşsana bir adam. Ya sana ne oluyor Zehra? Sen böyle değildin. Aklını, vicdanını kaybettin. O kızlardan birisini öz kızın, öz. Hiç değilse ona acı. Tamam. Ben de onu diyorum işte. Herkes kızını alsın gitsin. Canım. Bak gider görürüz. Ben yokluk yüzü görmesinler istiyorum Mehmet. Kötülüklerini istemiyorum ki. Ne de olsa kardeş sayılırlar. Birinin hayatı kurtulursa ötekinin de kurtulur. Olmaz. Baba! Anne!
çocuklardan sadece biri bizim öz çocuğumuz Mehmet. Ya Zeyno ya Zeynep. Yıllardır el alemin çocuğuna baktık biz. Biri etse biri tırnak. Nasıl ayırırım birbirinden? Ben ne Zeyno'yu ne Zeynep'i görmeden nasıl yaşarım? Ben artık kendi çocuğuma sarılmak istiyorum Mehmet. Vallahi şurama kadar geldi ya. Her gün her gün ikisinin yüzüne de bakıp bunlardan hangisi benim çocuğum demekten ben artık yoruldum. Ben demiyorum. Ben diyorum Mehmet. Artık bilmek istiyorum. Bu kızlardan hangisi bizim çocuğumuz? Hangisini ben 9 ay karnımda taşıdım? Zeynep mi? Zeyno mu? Hangisi benim çocuğum Mehmet? Kız olayım. Ne olursun Allah'ım beni göndermesinler. Seher, halkın uyanmadı mı? Sabah erkenden kalktı ama kendileri yorgun hissettikleri için tekrardan odalarına çekildiler efendim. Aman bırak dinlensin. Akşam çok bağırdı ya beyefendi, sesleri yorulmuştur. Hiç anlamıyorum abim anne. Hiç. İyice vicdansız bir adam oldu çıktı. Gökhan, abin üzerine çok gitme oğlum. O benim üstüme geliyor anne. Görmüyor musun adam kendi gölgesiyle dövüşüyor. Kendinden başka kimseye güvenmiyor. Nesi varsa artık konuşulmuyor bile. Abinin hastalığını yükseltmiş olabilir. Ne? Ama babamla nakil yapıldıktan sonra iyileşmişti. Maalesef. Bütün asabiyeti bu yüzden. Allah yardımcımız olsun. Babandan sonra bir acı daha yaşatmasın bize. Kapat. Kafam şişti vallahi. Efendim? Alo? Gökhan Bey'le mi görüşüyorum? Evet benim. Ben Zehra, Gökhan Bey. Zehra mı? Pardon tanıyamadım. Ayol ne çabuk unuttunuz. Zehra ben, Zehra. Mehmet'in karısı. Zeynep'lerin annesi. Tanıdın mı şimdi? Aa evet evet Zehra Hanım. Merhaba nasılsınız? Zeynep nasıl? Yani Zeynep'ler nasıl? İyi iyi. Babalarıyla içeride oynuyorlar şimdi. Bizimki de bugün işe gitmedi. Düzenli bir işi yok. İş çıkarsa ekmek yiyoruz. Zor bu zamanda. Neyse ben şey için aradıydım. Hani geçen gün geliriz demiştiniz ya. Ne vakit gelirsiniz? Kızlar sorup duruyor da. Sizi pek sevmişler Gökhan abisi. Bu akşam Gökhan abim de Gökhan abim deyip durdular vallahi. Ne zaman gelirim şey... Bugün gelip alırım de. Bugün. Bugün gelip alacağım Zeynep'i. Zeynep'i mi alacaksınız? Ayol hangisi sizin Zeynep, hangisi bizim Zeynep biliyor musunuz ki? Hayır. Doğrusu bilmiyorum. Hangi Zeynep benim kardeşim bilmiyorum. Kocanıza ne kızları ne de kendisine test yaptırmaya yanaşmıyor. Belki o kadın biliyordur. Acaba... Siz biliyor musunuz? Siz bir anne olarak hangisinin kendi çocuğunuz olduğunu belki hissetmişsinizdir.
Ne bileyim, belki bir özelliği size daha çok benziyor olabilir. Ya sonuçta bunca yıldır annelik yapıyorsunuz ikisine de. Bunca yıl ikisine de annelik yaptım. Kendi çocuğuma annelik yapmam yetmezmiş gibi. Allah rahmet eylesin. Baban da başımıza yıktı gitti. Benim herif de safın teki zaten. Almış getirmiş. Bilmiyorum ben hangisi sizinki, hangisi benimki. Bu yılları suyudan ikisini de başka başka işti. Bugün gelir alırsın. İkisini de alacaksın tabii. Allah Allah ya. Ben bunca zaman sizinkine bakarken iyiydi. Hangisi sizinki, hangisi bizimki öğrenmek istiyorsan öğrenince getirir verirsin bizimkine. Yana bak sen ya. Allah Allah. Ne yapacağız anne? Gidip kızları getireceksin. Adam DNA testi falan vermem diyor. Neden? Bunca yıl öğrenmedim. Bundan sonra da öğrenmesem olur. Kızların ikisini de hastaneye falan götüremezsiniz. Tek bir damla kanlarını dahi alamazsınız diyor. Bu adam ya abinin dediği gibi çok kurnaz ya da gerçekten iki Zeynep'i de çok seviyor. Gezmeye gidelim bugün ha? Gidelim. Gidemezsiniz Mehmet. Bak, annanız kıskandı. Dünkü avukat da Gökhan Bey gelecek. Sabahtan aradı adam, haber verdi. Evden çıkmayın dedi. Onların lafıyla mı çıkmayacakmışım? Ay sen de her şeyi yanlış anla. Benim güzel kızlarıma bakmaya gelecekler. Bana bakmasınlar, bana baksınlar. Sizi çok seviyorlar da ondan gelecekler kızım. Ben onları sevmedim. Baba, ben senin kızınım değil mi? Sen de, Zeyno da benim kızımsınız. O zaman beni hiç kimseye vermezsin değil mi? İkinizi de asla kimseye vermem. Canım babam benim. Hah, geldiler herhalde. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun, çıkarmadan girin. Hoş bulduk. Merhaba Mehmet Bey. Merhaba. Nasılsın Zeynep? Ben Zeyno'yum. O Zeynep. Buna Zeyno diyoruz karışmasın diye. Bu da Zeynep. Ya hiç karışmamış. Kızlar, bu abi bir süreliğine sizi kendi evine götürmek istiyor. Ben gitmek istemiyorum. Ama kocaman bir evleri var. Ayrıca size her istediğinizi alacaklar. Değil mi Gökhan abisi? Her istediklerini alırsın iki kızıma da. Tabii ki. Oyuncaklar, elbiseler, ne isterlerse. Bizim evimizi çok seveceksiniz. Sizin ev uzak mı? Arabayla çok da uzak sayılmaz. Hem beraber çok eğleneceğiz. Söz veriyorum, tamam mı? Ben gelirim. Annemle babam da gelsin. Ay ne iyi olurdu aslında. Bize de bir değişiklik olurdu. Biz de gidelim vallahi. Mehmet, bak duydun mu? Bizi de çağırıyorlar. Ne yazık ki bu pek mümkün değil Zeynepciğim. Ama istediğiniz zaman anne ve babanızı görebilirsiniz. Çok beklettim değil mi? Yok canım. Çıktı mı sonuçlar? Hepsi değil ama benim için yeterli olanlar evet. Nasıl? Turp gibiyim. Bir şeyim yok değil mi? Sana iyi haberler vermek çok isterdim ama maalesef Hakan. Nasıl yani? Ben şimdi yeniden hastalık tekrarlamış. Kan kanseri mi? Ama babamdan aldığım nakilde iyileşmiştim ben. O zaman da söylemiştim, bu %100 bir tedavi değil diye. Ameliyatın ve hücre naklinin yenilenmesi gerekebilir. Benim babam öldü doktor bey. Öldü. Kardeşim Gökhan'sa küçükken geçirdiği rahatsızlıktan dolayı nakil veremiyor. Sakin ol. Olamam. Ölmek üzereyim, siz bana sakin olun diyorsunuz. Bir yolu. Başka bir yolu yok mu? Bu
Bunları o zaman da yaşamıştık biliyorsun. Uyumlu kök hücreyi bulmak çok zor. Gökhan? Gökhan'ı yeniden teste alsanız? Gökhan'ın geçmişte yaşadığı hastalık buna imkan vermiyor. Ondan kesinlikle alamayız. Ama... Ama ne? Aması şu, keşke bir kardeşin daha olsaydı. Bir kardeşim mi? Senin kanından gelen bir kardeş. Çocuklarınızı istediğiniz zaman görebilirsiniz Mehmet Bey. Yalnız ikisini de devamlı surette yanımıza almamız mümkün değil. Bunu biliyorsunuz değil mi? Yani biz kendi kardeşimizi istiyoruz. Babamızın kanından olanı. Ben çocuklarımı kimseye vermem. Kardeşimi tanımak istiyorum. Bu benim hakkım değil. Elimi vicdanıma koydum. Tamamdır, hakkıdır. Alsın tanısın. Ama sakın ha, onu benden temelli alacağını düşünme. Bu memlekette yasalar var Mehmet Bey. O yasalar sadece zenginler için değil. Elbette beni dinleyecek bir hakim bulunur. Öleceğimi bilsem Zeynep'i vermem. Oyuncaklarım, bu da en sevdiğim elbisem. Ben de bunu alacağım yanıma. Kızım deli misiniz siz? Orada kim bilir size neler neler alırlar. Bu süpürüntüleri ne yapacaksınız? Ama Şirin'e süpürüntü değil ki. Yavrucuğum, burada onların konuşanı yürüyeni falan var. Şarkı söyleyeni de var mı? Olmaz mı kızım? Siz isteyin yeter ki, onlarda yok yok. Yaşasın. Tamam, bunu alacağım. Orada zengin hayatı görüp de beni sakın unutmayın oralarda ha. Yavrum, ben seni çok seviyorum. Yani ikinizi de. Anne seni seviyorum ben. İyi hadi bakalım. Bekletmeyelim Gökhan abinizi. Hadi. Babacığım. Baba, yine evimize geleceğiz değil mi? Baba biliyor musun, o evde çok güzel oyuncaklar, elbiseler varmış. İstediğimiz her şeyi alabiliyormuşuz. Bu eve bir türlü alışamadı bu kız. Paşa kızı sanki, hey Allah. Geleceksiniz tabii ki. Bu kapı, bu ev sizin eviniz. Ama artık Zeno'nun orada da bir evi var. Hadi artık o zaman. Hadi kızım. Hadi kızım. Ötekini görüyor musun Zeyno'yu? Dönüp arkasına bakmadı bile. Kan çekiyor ne de olsa. Ayakkabınız kalsın, çıkartmayın. Hadi geçin bakalım. Vay! Ne kadar güzel ve büyük bir ev değil mi Zeynep? Anne, biz geldik.
Hoş geldiniz çocuklar. Demek ikinizin de adı Zeynep. Peki sizi nasıl ayırt edeceğiz? Bana herkes Zeyno der. Ben de diyebilir miyim? Evet. Kızlara odalarını gösterir misin? Peki efendim. Peki. Ne oldu anne? Neyin var? Bu kız aynı babana benziyor. Gülerken gözleri nasıl kısılıyor gördün mü? Zeyno'yu diyorsun. Nasıl, beğendiniz mi? Çok beğendim. Bunların hepsi benim mi? İkinizin. Bunların hepsi ikinizin. Pek sessiz oldu değil mi Mehmet? Burnunda tutuyorlar. Bak biz üzülüyorduk ama onlar zengin evinde kim bilir nelerle nelerle oyalanıyorlardır. Bizi mi düşünecekler canım? Benim kızlarım düşünür. Doğru diyorsun bak. Mehmet, Zeyno'yu gördün mü? Elin adamının peşine takıldı. Hop yallah. Ama Zeynep o başka. Kandır şeker ne de olsa. Deme öyle. Daha çocuk ikisi de. Çocuk mucuk ama aklı her fitneliğe fesatlığa çalışıyor vallahi. Senin de söylediğin laf mı şimdi? Allah Allah. Çocuk ne anlar fitneden fesattan? Bak şuraya yazıyor. Zeynep bizim, Zeyno onların çocuğu çıkacak. İkisi de benim kızım. İkisinin de başımın üstünde yeri var. Onları biz büyüttük Zehra. Nasıl böyle bir şey düşünebiliyorsun? Günah, günah. Özlük başka bir şey Mehmet. Bak onlar bile kendi kanından olanın peşine düştüler. Ey kudretinden sual olunmaz Allah'ım. Sana şükürler olsun. Aa. Durduk yere niye şükrettin şimdi Mehmet? Hastanede birbirine karıştıklarına şükrettim. Tövbe bismillah. Yahu benim kanımdan olan elin çocuğuna karışmış. Senin şükrettiğin şeye bak Mehmet. Şükrediyorum evet. İyi ki karışmışlar. İyi ki bilmedin hangi söz hangisi başkasının diye. Hangisi senin çocuğun olduğunu bilmediğin halde o masumu öyle davranıyorsun. Bir de bilsen ne yaparsın? O masumu, o günahsız yavruyu Allah korumuş ezilmekten. Senin zulmünden. Safsın sen, saf. Acıktınız mı bakayım siz? Ben çok acıktım. Gelin hadi. Zeynep, sen neden hiç konuşmuyorsun? Yoksa bizi sevmedin mi? Ben annemle babamı özledim. Abi, misafirimiz var.
İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hanginiz benim kardeşimsiniz? Babamızın kızı hangisi? Ben değilim. Ben senin babanın kızı değilim. Ben benim babamın kızıyım. Abi lütfen. Şimdi hiç sırası değil. Biz kardeş miyiz? Sen bizim abimiz değilsin. Hayır. Sadece birinizin abisiyim. Hakan. Ne var? Söylemediniz mi çocuklara? Ser, çocuklarla ilgilenir misin? Peki efendim. Kızlar, hadi gelin mutfağa gidelim. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Hiç. Küçük kardeşimi arıyorum. O çocuklar burada misafir olduklarını düşünüyorlar. En azından sen gelene kadar öyleydi. Küçücük kafalarını karıştırdın. Başın göğerdi mi oğlum? Kötü bir şey yapmadım ki. Zaten öğrenmeyecekler miydi? Bu şekilde öğrenmeleri hiç doğru değil Hakan. Evet. Onların zamana ihtiyacı var. Ama benim zamanım yok. Ben ölüyorum anne. Ölüyorum. Geçin bakalım hadi. Burada. Siz burada uslu uslu oturun tamam mı şimdi? Ben sofrayı hazırlayacağım. Yemekler olunca da şahane yemekler yiyeceksiniz. Zeynep burası çok güzel değil mi? Güzel. O adam bizim kardeşimiz mi? Bilmiyorum Zeyno. İnşallah değildir. Ama Gökhan abi çok iyi. Aylin anne de iyi. Ben burayı çok beğendim. İnşallah hep burada kalırım. Ya annemle babam, onlara ne olacak? Gidip görürüm istediğim zaman. Zengin olunca böyle oluyor kızım. Şoföre söylüyorsun seni istediğin yere götürüyor. Yarın söyleyelim o zaman. Bizi eve götürsünler. Ben burayı çok beğendim. Sen istiyorsan git. Abi üzülme. Daha önce nasıl bir yol bulduysak yine bir yolunu buluruz. Şimdi öyle. Yaşamak için kendi kanımdan birinin nakline ihtiyacım var. Maalesef o çocuğa muhtacım. Acıyor. Girmeseydin olmazdı değil mi? Ne zaman çıktınız sınıfımızdan? Hay Allah. Gel bakayım buraya. Nasıl oldu bu Zeynep? Yeni elbiseleri görünce denemek istedi. Sonra da saçı fermuara sıkıştı. Sen sıkıştırdın. Ben yapamam dedim. Tamam, hallederiz şimdi. Ne oldu anne? Bu leke. O benim doğum lekemmiş. Annem onu banyoda sabunluyor, sabunluyor bir türlü çıkmıyor. Bu lekenin aynısından babamda da vardı. Zeyno, bizim kardeşimiz olsan üzülür müsün? Ne zaman, ne zaman istersen hem Zeynep'i hem de diğer aileni görebileceksin. Sana söz veriyorum. Hiçbirbirinizden ayrılmayacaksınız. O zaman olur. Seher, çocukları yukarı çıkar mısın? Peki efendim. Aynı babamın yandan yandan gülüşü. Rahmetliye biz bile bu kadar benzeyemedik. İlk günden beri eminim Zeynep olduğuna. Ben de öyle hissetmiştim ama doğum lekesini gördükten sonra hiç şüphem kalmadı. En çok sen karşı çıkmıştın abi ama keşke hastalığın yüzünden Zeyno'yu kabul etmiş olmak istemeseydin. Haklısın. Ama bu da bana Allah'ın bir dersi. O bana yeni bir can verecek. Ben de ona yeni bir hayat. Allah'ın takdiri işte. Yıllar sonra.
Ne demeli? Her işte bir hayır var. Bu güzel haberi Doktor Salih Bey'e de vermemiz lazım. Fakat çok şirin değil mi? Biraz da bana benziyor sanki. Diğeri çok suratsız. Evet. Geldiğinden beri yüzü hiç gülmedi. Aklı hep değerlerinde. Kan kanı çeker derler. Ama adam kızı bize vermek istemiyor. Ne yapacağız? Çok para vereceğiz. Ömründe görmediği kadar çok. Hoşça kalın Aylin anne. Buraya yine geleceğiz değil mi? Kesinlikle geleceksin Zeynep. Hadi bakalım. Merhaba Doktor Bey. Merhaba. Ameliyat için testlere başlayabiliriz. Nasıl yani? Nakil kardeşimden yapılacak. Bu konuyu daha önce de konuşmuştuk Hakan. Kardeşin Gökhan ne yazık ki geçmişte geçirdiği rahatsızlık nedeniyle verici olamıyor. Benim bir kardeşim daha var Doktor Bey. Üstelik 10 yaşında ve sağlıklı. Anne, baba. Kızlarım, yavrularım geldi. Hoş geldiniz çocuklar. Baba biliyor musun ben Gökhan abinin kardeşiymişim. Artık hep onlarda kalacakmışım. Ama istediğim zaman sizi görmeye gelecekmişim. Orası da benim evim, burası da. Değil mi Gökhan abi? O kadar büyük ki oyuncaklar, elbiseler, bahçede havuz bile var. Zeynep'im, kızım benim. Ama ben biliyordum. Mehmet Bey, biz biraz sizinle içeride konuşabilir miyiz? Bu işte yavrum benim. Ne yaptınız? Güzel kızım benim. Anne, beni özlemedin mi? Seni de onlar öpüp koklar artık. Gel kız, gel. Özlemem mi? Gel buraya. Kıyafetin de ne güzelmiş. Anlat bakalım, nasıl bir yer? Anne, çok çok güzel bir yer. Kocaman bir ev. O kadar çok odası var ki insan içinde kayboluyor. Hizmetçi bile var. Ne yemek istersen önüne getiriyorlar. Dondurma yemekten çatladık değil mi Zeynep? Evet, orada her şey var. Şimdi ben ne diyeyim size? Hiç mi acımadınız o yavrulara da sizin anneniz babanız başkası dediniz? Bu mu sizin vicdanınız? Daha çok küçükler. Zaten pek bir şey de anlamadılar. Biz de böyle olsun istemezdik ama... Annem çok benzetti babama Zeyno'yu. Abim de ağzından kaçırıverdi. Zeyno'nun sizin kardeşiniz olduğunu nasıl emin oldunuz ki? Annemin hiç kuşkusu yok. Birçok fiziki özelliği babamınkiyle aynı. Bir de sırtında bir doğum lekesi var. Kırmızı bir leke. Aynı leke babamın sırtında da vardı. Sadece bu kadar değil tabii. Zeyno, kuşku götürmeksizin bizim ailemize çok benziyor. Mehmet Bey... Biz Zeyno'yu almak istiyoruz. Vermem. Zeyno'nun velayeti için 250 bin lira. Bir şey içer misiniz diye sormaya... Anam! Mehmet bu ne? Zehra, çık dışarı. Mehmet, vallahi bu paralar say say bitmek bilmez. Mehmet, siz konuşurken ben sayardım. Zehra, çık dışarı. Çık dışarı. Vekaletname. Eğer imzalarsanız konuyla ilgili tüm işlemleri ben halledeceğim. Bu da nüfus işlemleri için gerekli olan belgeler.
insanlık var ne de kardeş sevgisi var. Hiçbirinden nasibini almamışsınız. Mehmet Bey, eğer parayı az bulduysanız... Yüzünüze de tükürmeden defolun evimden! Biz gidelim. Aa, ne oldu? Sonra yine uğrarız. Ben de gelmek istiyorum. Sonra yine görüşeceğiz Zeynep. Olmaz kızım. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ama benim oyuncaklarım orada. Buradakilerle oynarsın. Ben buradakileri istemiyorum. Oradakileri istiyorum. Mehmet Bey, Zeynep bu gece de bizde kalsa yarın... Olmaz. Baba ne olur. İki gün sonra getiririm. Hem biz biraz vakit geçirmiş oluruz. Buna hakkımız var herhalde. Güle güle Zeyno. Sen de gelsene Zeynep. Ben istemiyorum. Yemekleri beğendin mi Zeyno? Çok güzeller. Bizim evde hep tek çeşit yemek yapılır. Bazen pilav da yapılır ama her zaman olmaz. Yarın alışverişe gidelim. Üzerine bir şeyler alırız. Ne dersin? Tamam. Oradan da hastaneye gideriz. Hastanede ne yapacağız? Hakan abinle birlikte genel bir sağlık taramasından geçeceksiniz. Ama ben hasta değilim ki. Ama ben çok hastayım Zeyno. Hem de çok. O zaman hemen gidelim. Hakan abi, hadi kalk doktora gidelim. Seni iyileştirsin. Allah'ım Hakan abime bir şey olmaz. Allah'ım beni affet. Ne olursun affet. Demiştim sana Mehmet. Benim doğurduğum kız bu demiştim. Oh mis gibi. Zeyno'yu da severim o ayrı. İkisini birbirinden ayırmadım hiç. Ama anayım ben. İnsan kendi kanından, ciğerinden olanı bilmez mi? Zeynep'imin huyu pek güzeldir. Hiç kahretmedi bana. Geceleri mışıl mışıl uyurdu. Ama Zeyno ya sabır çektirdi bana. Öz anası olsa anca bu kadar sabrederdi. Zeynep'im bambaşka. Ciğer bu ciğer. Sana ben meyve getireyim kızım. Baba, sana bir şey sorabilir miyim? Sor kızım. Zeyno benim kardeşim değil mi? Kardeşin tabii ki de. Ama Gökhan abi dedi ki... Kim ne derse desin. Siz kardeşsiniz. Birbirini seven çocuklar zaten hep kardeştir. Onları kimse ayıramaz.
Merhaba doktor bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu benim küçük kız kardeşim Zeyno. Demek Hakan'ın güzel kardeşi Zeyno sensin ha? Çok da güzelmiş. Hakan biraz sana benziyor sanki ha? Vallahi öyle diyorlar. Ben hemşireye haber vereyim. Hemşire hanım gelebilir misiniz? Zeyno, hemşire ablanla beraber çıkacaksın tamam mı? Kan alacaklar senden. Çok acır mı? Yok, hiç acımayacak. Hemşire hanım, tahlillere başlayalım hemen. Hadi bakalım, biz burada bekliyoruz. Kimin kardeşi be? Ameliyat ne zaman olur? Tahlil sonuçları olumlu çıkarsa beklemek için bir neden yok. Elbette olumlu çıkar. Zeyno benim kız kardeşim. Oy ellerin dert görmesin. Tamam kızım. Yorma küçük ellerini. Geçtin mi babacığım? Geçtim meleğim, geçti. Yaşın ilerledi artık. Eskisi gibi de değilsin. Bugün omzun, yarın sırtın derken bu işi de yapamayacaksın, kalacağız ortada. O zaman ne yapacağız peki Mehmet? Ne yiyip ne içeceğiz? Anne ben size bakarım. Oy kurban olsunlar seni veren yaratana. Yavrum çocuğuna kavuştum. Oh. Bir de şu sıkıntılı günler bitip bir rahat gün yüzü görebilseydik. Allah kerim. Gün ala harman ala. Bulunur bir hal çaresi. Hal çaresi kapına ayağına kadar çantayla geldi. Elini tersiyle ittin Mehmet. Çocuklarına baktık onca yıl. İnsan bir şeye ihtiyacınız var mı diye sorar. Nasıl insanlar bunlar ya? Benim kimseden 5 kuruş beklentim yok. Hem rahmetli babaları her ay paralarını gönderdi. Baksana nasıl zenginlermiş. O zenginlik bende olsa. O zenginlik sende olsa. Kimseye zınnık koklatmaz. Allah Allah. Ama ne diyeyim. Sayelerinde yine öz yavrumuzu bildik. Kurban olsunlar sana yavrum benim. Ay vallahi gözüme bastır bastır doyamadım ya. Yavrum. İnsanın kendi yavrusu gibisi var mı? Canım benim. Allah biliyor ya. Ben hep dedim. Benim kızım Zeynep dedim. Bakarken ikisini de ayırmadım ama... sana için başka kaynadı be kuzum. Yavrum benim. Kardeş bir aradalar Aylin Hanım. Rahmetli Nihat Bey'in vasiyeti de yerine geldi. Nasıl alışabildiniz değil mi? Hem alıştık hem de çok sevdik. Zeynep'in Hakan hastalığına çare olması da Allah'ın bir lütfu gibi. Peki ameliyat ne zaman? Yarın test sonuçları belli olacak. Doktor aynı gün bile ameliyatı alabiliriz dedi. Hatta ameliyat hazırlıklarına hemen başlayacaklar. Test sonuçlarını beklemeyecekler. Kaybedecek zamanımız yok. Ya Mehmet Bey ne olacak? Ya bu ameliyata izin vermezse? Bunu düşünmek bile istemiyorum. Of Allah'ım. Nasıl bir çaresizliktir. İnşallah hayır demez. Oğlumun hayatı o adamın ellerinde. Selimoğlu'nun evi. Gökhan Bey aramıştım.
Gökhan Bey yoklar efendim evde. Kim arıyordu? Ben Zeynep'in babasıyım. Gökhan Bey'in cep telefonu cevap vermeyince merak ettim. Kızım Zeynep'i hala eve getirmedi de. Hastaneler Mehmet Bey. Telefonu bu yüzden kapalıdır. Ne? Hastane mi? Yoksa Zeyno'ya bir şey mi oldu? Anne, Zeyno hastanedeymiş. Ne oldu Zeyno'ya? Nasıl yani ya? Hangi hastanedeler? Zeyno'cum, çok teşekkür ederim kızım. Hakan abinin hayatını kurtaracaksın. Kimin kardeşi? Kimin kardeşi? Çak bakayım, çak. Test sonuçlarını alır almaz hemen Mehmet Bey'in evine git durumu anlat. Bu ameliyat işim olmamız da şart. Biliyorum anne ama adam çok katı. Çocuklarım diyor başka bir şey demiyor. Bu yüzden pürüz çıkabilir. İşte o zaman ne yapacağız bilmiyorum. Eğer çocuklarını gerçekten çok seviyorsa benim şu anda ne çektiğimi anlayacaktır. Nerede kaldı bu doktor? Hala gelmedi. Laboratuvara gidiyorum dedi. Yok oldu adam. Telaş etmeyin. Gelir birazdan. Of, ben çok sıkıldım ama. Ben de. Neredesiniz doktor bey? Giydirdiniz bize bunları, yok oldunuz. Aynen Hanım, sizle biraz konuşabilir miyiz? Tabii, buyurun. Bir dakika, bir dakika. Ne konuşacaksanız burada konuşun. Ben de duyacağım. Kızım, biz Hakan Selimoğlu'nu arıyoruz. Bir doktora görüşmeye gelmiş. Bakar mısın lütfen? Çok acil. Test sonuçları uyumlu değil. Yani Zeyno sizin kardeşiniz değil. Ne demek kardeşim değil? Bu kız benim öz kardeşim. Abi sakin ol. Anlıyorum ama doku örnekleri uyumlu değil. Yani Zeyno değilse... O zaman bizim gerçek kardeşimiz Zeynep mi? Baba. Zeyno. Kızım. Zeyno kardeşim değil misin? İyiyim. Kızların babası mısınız? Sadece birinin babası. İkisi de yavrum. Öz olsa ne, olmasa ne. Çocuklarımdan uzak durun. Abi. Hakan. Çok sevdim. İkisine de gözüm gibi baktım. Siz ayırdınız anne oldu. Ne geçti elinize? Haklısınız. Ama ne olur Zeynep'i bize verin. Size söz veriyorum, bundan sonra asla ayrılmayacaklar. Oğlunu yaşatmaya çalışan bir anne olarak yalvarıyorum. Ne olur bize yardım edin. Allah aşkına yardım edin. Oğlum ölüyor. Sen babaysan ben de anneyim. Sen çocukların için nasıl yanıyorsan ben de öyle yanıyorum. Benim oğlum ölüyor. Zeynep olmazsa ölecek. Sen izin vermezsen Zeynep'in abisi ölecek. Benim oğlum ölecek. Şimdi Zeynep'i götürürsen asıl o zaman onları ayırmış olursun.
izin ver. Kardeş kardeşe yardım etsin. Kardeş kardeşi yaşatsın. Kardeş kardeşin şifası olmazsa buna kardeşlik denir mi? Kardeşimiz de iyi. Şükür Allah'a. Mehmet Bey. Solmasaydınız. Aylin Hanım, üzülmeyelim. Gülelim ayol, gülelim. Baba, ekmeğime peynir sürer misin? Benimkine de sürer misin baba? Babanız kurban olsun yolunuza. Tabii ki sürerim. Ne alırsınız? Çay, kahve? Ben ikisini de alsam ayıp mı olur? Ay ne gülüyorsunuz canım? Canım istemiş olamaz mı?